Suda doğum deyince aslında insanın aklı biraz Türkiye'de karışıyor. Çünkü neyi kapsadığı tam olarak anlaşılmıyor. Suda doğum aslında daha çok kullanılan, Türkiye'de daha çok kullanılanı doğum öncesinde, yani bebeğin doğum öncesinde suyun kullanımı. Orayı ben biraz açayım. Doğumun iki aşaması var biliyorsunuz. Bir açılma döneminde rahim ağzı bebeğin başını geçecek şekilde açılmasına kadar geçen dönem. İşte bu dönemde suya girmek bütün dünya tarafından öneriliyor. Yararları ispatlanmış durumda. Hiçbir zararı yok. O yüzden işin bu bölümüyle ilgili tartışmaların hepsi bitmiş durumda. Bir de bebeğin suya doğumu var galiba. Yani doğum anı. Rahim ağzı açıldıktan sonra bebeğin çıkışına kadar geçen sürede suyu kullanalım mı? Evet, aslında internete girildiği zaman suda doğum kelimeleri aratılırken aslında en çok merak edilen konu burası. Ama suda doğum kelimesi bunu tam olarak ifade etmiyor. O yüzden biz suya doğum diye bunu ayırmak istedik. Suya doğum demek bebeğin suyun içine doğması anlamına geliyor. Ve aslında prensipleri, protokolleri birazcık daha farklı suda doğumdan. İşin biraz daha özel olanı, biraz farklı olan kısmı da suya doğum aslında. Su bebekleri de suya doğan bebekleri içine alan bir terim. Bilimsel bir yönüne bakınca da suya doğumla, yani bebeğin suya doğumu ile ilgili zarar yönünde kanıtlanmış bir şey yok. Enfeksiyon oranlarını arttırmıyor. Bebekte bir zarar meydana getirmiyor. Yalnız ciddi bir organizasyon, daha ciddi bir organizasyon gerekiyor. Bu yüzden halkın da her suda doğum acaba suya doğum mu diye biraz sorgulaması lazım. Bazen görüyoruz çünkü çok az suya, azıcık sokulmuş kadınlar, neredeyse dizine kadar, bunlar da suda doğum olarak tanıtılıyor. Bu doğru değil. En az göğüs seviyesine kadar suya girmesi lazım suda doğum için. Suya doğum için ise bebeğin suya doğması lazım.